Sevgili arkadaşlar, bütün burçlardaki arkadaşlar, evet. Beni dinliyor musunuz? Evet, dinliyoruz hocam. Şu anda yeni oyununuzu söylüyorum. Bu oyunda Sinan, Mustafa ve Aslı'yı rica ediyorum. Mekanımız bir uçak. Sinan'la Mustafa yan yana seyahat etmekte. Biri iş adamı, çok önemli bir ihaleye yetişmek zorunda. Sinan, sensin bu. Mustafa, senin aslında böyle bir acelen yok. Ta ki uçağın kalkmasına 5 dakika kala telefonuna gelen bir mesajla hamile olan karının aniden hastaneye kaldırıldığını ve erken doğum yaptığını öğreniyorsun. Ve uçağı durdurup havalanmasını önleyip uçaktan inmek istiyorsun. Ama hepinizin bildiği gibi uçaktan inmek belli bir prosedür gerektiriyor. Yani ben valizin... bunu yaşadım. Aa, ne güzel. Öyle mi? Ve indim uçaktan. O zaman çok daha iyi canlandıracağını düşünüyorum. İndim uçaktan. Aslı hostesimiz sizlerin bu aranızda çıkan fikir ayrılığını yatıştırmaya çalışıyor. Bir yere kadar sizinle uğraşıyor ama bir yerden sonra artık ben kabin amirimi çağırıp ondan fikir alıyorum diyor ve içeri gidip kabin amiri geliyor ve bakalım o olayı nereye sürüklüyor. Durum budur. Dekorunuzu lütfen, sandalyelerinizi sahneye kurunuz. Peki business'da mı uçuyoruz? Business'da uçuyorsunuz efendim. Tamam, o zaman şu kırmızıları alalım. Evet, business koltuğu. Mecburum. Tabii. Evet Mustafa Bey. İki tane koltuk koysak yetiyor değil mi? Bütün uçağı yapmamıza... Yok, yani... bütün uçağı kurmanıza gerek evet. Yok. Bu bölümde yani zaten iki kişiyiz. Sadi, Ersin ve Suzan seyirci koltuğunda. Pardon beyefendi, müsaade misiniz? Tamam hayatım, kapatıyorum telefonu, uçağa bindim ben. Bizimizde de böyle tamam. yanaş geçmek. Neyse. Evet canım, yok yanımda birisi var, o konuştu, boşver. Tamam, hadi bay bay, kapattım. Merhabalar efendim, portakal suyu, soda su. Suyu alayım ben lütfen. Buyurun efendim, siz bir ister miydiniz? Portakal suyu var mı? Bu var, buyurun. Afiyet olsun efendim, görüşmek üzere. Ananas mı bu? İyi yolculuklar. Size de. Kemalleri bağlayabilir miyiz efendim? Bağlarız. Tabii ki bağlarız. Kemalleri, çantanız, mantanız bir şeyler varsa onları alalım. Portakal suyu almadınız yalnız. Neden? İlk biznesiniz mi? bu business class. Öyle mi? Helikopter uçuyor galiba değil mi? Sen hayırdır evet. Dedim mahallenin abisi gibi elinde. Biz de business hostesiz beyefendi. Size soracak değiliz. İyi uçuşlar. Ne zaman kalkılıyor acaba? Yani ben ona göre bilet aldım. Çünkü önemli ihale kovalıyorum ben de. Şuna bakmayın. Buyurun. Yani yetişmem gerekiyor. Lütfen söyler misiniz business beyefendi burası? Beyefendi birazdan kalkacak uçağım. Hadi ama lütfen. Yapılıyor. Alo. Beyefendi telefonu kapatmamız gerekiyor. Bir dakika kardeşim, bir dakika çirkinleştirme. Anne? Beyefendi uçuşta 9. sıradayız. Nasıl? Suyu mu geldi? Evet, biraz bekliyoruz. Önümüzde 8 uçak var, hava durumlarından dolayı biraz... Anne ben toplantıya gidiyorum, beklesin mi? Ama ben business'ım yani. Ama doktor bizi... 10 günü var daha doğurmasına. Arkadaşınızı... Şimdi niye doğuruyor? Benim arkadaşım değil, tanımıyorum. Anladım. Olur mu öyle şey? Beyefendi biraz gergin. Söyle ama beklesin, ama böyle şey olmaz yani. 10 gün sonra doğuracak dediler yani şey. Durup dururken suyu geldi. İyi ben ne yapayım yani? Beyefendi oturup kemerinizi bağlayabilirseniz. Bir saniye ya. Uçağımız hareket ediyor şu an. Beyefendi kalktık şu anda. Beyefendi yani hareket etmeye başladık. Beyefendi ne yapıyorsunuz be? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Kokpiti mi çalıyorsunuz şu anda? Beyefendi sırada... Bakar mısınız? Kaptan Bey. Beyefendi Kaptan Bey'le... Hay Allah. Dur, siz oturun biraz sakin. Yavrum, ben size bir tamam, ay... Tamam ben konuşacağım beyefendi. Beyefendi şu perdeyi açar mısın bir şey söyleyeceğim insanlara. Yanlış anlama. Sen şimdi bu uçaktan inersen bu uçağın tekrar toparlanması, hareket etmesi falan 3 saati bulur. En az. Benim yaklaşık olarak 1 saat sonra İstanbul'da olmam gerekiyor. Lan benim karımın içinden insan çıkıyor. Ya kardeşim seni çok iyi anlıyorum. Sen olmasan da çıkar. Ama ben oraya gitmezsem ihale olmuyor. Lan delirtmeyin beni. Beyefendi. Adam ayakkabılarını uçağın dışına attı. Nasıl yaptın bunu? Demek nasıl ki yaptın? Ayakkabılar çıktığına göre ben de çıkabilirim. Çocuğun sana gelişine kadar söyle. Çocuğun sana gelişine kadar. Söyle ya. Söyle sana gelişine kadar çocuğun. Ya çocuğun. Sana gelişine kadar çocuğun. Perdeyi kapatır mısın? Kamera kapalıydı zaten. Kabin amiri olarak gel. Kabin amirim gel. Aslı'ya söylüyorum. Aslı bekleyin, kabin amirimi çağırıyorum. Bir çık dışarı sahneden. Beyefendi ben kabin amirimi çağırıyorum. Lütfen 2 dakika sakinleyin. Tamam oturun beyefendi oturun. Ben sakinim. Kabin amiri gelsin. Kabin amiri gelsin. Gel kardeşim. Kabin amiri gelsin. Baba oluyorum ben. Buyurun dertlerinize. Evet.
Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba. Siz bir sürü uçakta gördüm sizi. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet, konuşmamdaki şimdi, ciddiyetten de anladığınıza göre. Gerçekten. Ben kabin amirim. Evet. Buyurun oturun. Bu kabinin bir amiri var. Siz de fark ettiyseniz biz de zenginiz. Evet, gördüm. Tam böyle uçak kalkacak. Ben bir ihaleye yetişmeye çalışıyorum. Evet. Beyefendinin de çocuğu olacakmış o sırada. Dedi ki 10 gün önce olacaktı. Niye şu anda oluyor? 10 gün sonra olacak. Niye şu an oluyor diye uçaktan inmek istiyor efendim. Cinsiyeti belli mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. O zaman bir yalan var söz konusu. Sormadın mı hanım? Öğrenmediniz mi? Arıyorum. Öğrenmediniz mi? Arıyorum. Tamam, annemi arıyorum. Bir saniye. Ben şimdi annemi olayı arıyorum. Çözeceğim. Bir saniye. Siz merak etmeyin. Annenizi niye arıyorsunuz? Annem doğum... Yani karıyım... Suyu gelmiş. Ha tamam. Karımın... Tamam, hastane. Merak etme. Hastaneyi arayın. Hastaneye bağlanalım. Arıyorum. Sizin ihaleniz nerede? Benim ihalem efendim İstanbul'da. Ben oraya yetişmeye çalışıyorum. Sizin telefonunuz nerede? Merhaba. Burada efendim. Çok güzel. Çok güzel. Anneniz mi telefonda? Mustafa Şundağ benim adım. Ha. Evet. 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 Suyun ne kadarı gelmiş sorar mısınız? Suyun ne kadarı geldi? Yarım bardak. Tamam bekle. Ne kadarı gelmesi lazım da? Tamamı gelmemiş demek ki. Bir saniye. 4-5 bardaktan önce bırakmıyoruz. Bir saniye. Damacana mı lan bu kadın? İhalenin numarasını girer misiniz bana? Ben şimdi çözeceğim. İhalenin numarasını gireyim tabii. Kredi kartı numarasına kadar var. Annemi alabilirim. İhalenin numarası. Siz annenizi bağlayın. Çok güzel. Kabin amiri nasıl bir kabin amiri bu? Karşımızda gördüğünüz uçağımızın ekranına sizin doğumunuzu yansıtacağız. Karımın. Buyurun. Doğum yansıtılacak. Açıyı ayarlayacağız. Meraklıyız. Hayır. Evet, buyurun. Açıyı ayarlayacağız. Olmaz. Buyurun biz de bakalım bu şeye bütün uçak izleyebiliyor. Sizin de ihalenizi ekranı ikiye bölüp diğer taraftan da sizin ihalenizi karşılaştıracağız. Elektronik imza atabiliyor muyum? Lütfen. Mustafa Bey sakin olur musunuz? Lütfen. Sok o çocuğu içeri. Hayır olmaz artık. Olmaz. Lütfen sakin olun artık. Çıkmak üzere. Yalnız ben elektronik imzayla mı katılıyorum ihaleye? Aynen. Sen onunla mı siz merak etmeyin. Sen onu mu düşünüyorsun yani? Benim karımı bütün uçak seyredecek. Bir saniye. İhale teklifi verilmeden çocuk doğmasın. Bir saniye. Bir evet. Onu tutarsak. Bir saniye tutarsak. Evet. Siz buradan ihale teklifinizi evet, yapın. Evet. Yapıyorum. Efendim siz de buradan eşinize destek olursanız. Evet. Ne isim koymak istiyorsunuz? Çocuk ismi yazdım yanlışlıkla. Pardon bir daha teklif vereceğim. Olmaz. Çocuk ismini ihale alamaz. Kabin amiri evet. Hakan. Kabin amiri Hakan. Evet tamam. Ben ihalemi verdim. Ben de seviyorum. Hanımefendi biraz derin nefes alır mısınız? Sık. Evet. Yüzünü örtün. Yüzü gözükmesin bari. Lütfen. Yok zaten hiçbir yeri gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor merak etme. Çok şu anda sadece doktoru görüyoruz. Yenge. Yani benim işim değil ama. O zaman biz neyi görüyoruz? Gibi. Şu anda karımın nereden tanıdınız siz benim? Yani yenge ıkınmıyormuş gibi. Şu ana kadar çoktan gelirmiş arkadaşlar, çünkü. Yani, ama belki de gelmiyordur kızım. Şu anda suni sancı veriyoruz. Hayır sen de bir şeyler söyle yengeye. Yani ıkın de. Benim ihale oldu. Ben rahatım şu anda. Benim ihale oldu. Oldu mu efendim? Oldu. Bir saat sonra inecek bu uçak. Tebrikler efendim. Evet. Nefes al hızlı. Şu köpek nefesi diyafram. Ne Mustafa Bey size bir sürprizimiz var. Evet. Üç yüzünüz oldu. Ana. Üç. Evet. Keşke ihaleyi siz girseydiniz ya. Ah. Valla. Kesin kazanırdınız. Oğlum. Üçü bir yerde geldi. Tebrikler. Çok güzel. Hayırlı olsun gerçekten. Gerçekten benim ihale de oldu. Bence inip hanıma gidip sarılabilirsiniz yani. Üç tane. Evet. Bence inme. Tebrikler. İnmiyorum. Bence inme. Gidiyorum. Nereye? Nereye giderse gitsin üç. Nereye giderse üç tane. Altın falan takarsınız herhalde değil mi artık? Buyurun. Bizi nasılsınız ya? Altın biraz zor. Bence bir portakal suyu değil mi? Bir portakal suyuyla. Kendimize gelebiliriz o zaman biraz kabin amiri bey. Bence bunun üzerine bir portakal suyu içilir. Evet. Hasan Yılmaz'a teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kardeşim sen. Vallahi. Ben hayatımda bu kadar sinirli bir adam görmedim. Değil mi? Sakin ol. Abi, üç tane geldi. Kankacığım teşekkür ediyoruz. Ay ben gene buna bir şey için güldüm ama hatırlamıyorum. Ne? Gerçine mi? Buna. Ona güldüm gene. Bana mı? Yine değil mi? Ya bu kadın da kime gülse üzülüyor. Gerçekten. Niye güldüm ona diyor. Hayır ben rezil bir mağlup olarak bakarak. Ya bak. Ben buna nasıl güldüm ya?